Türkiye'nin biyoçeşitlilik bakımından zengin olmasında durumlardan hangileri etkili olmuştur? Biyoçeşitlilik bakımından zengindir çünkü farklı iklim tiplerini bir arada barındıracaktır. Bu da farklı canlıların bir arada yaşamasına sebep olacaktır. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olması etkilidir. Farklı jeolojik yapıları ve yükseltileri içermesi, farklı tepeler, dağlar bunların hepsi farklı canlıların oluşmasını sağlıyor aslında. Bu da biyolojik çeşitliliği artıran faktörlerdendir. Cevabım da E şıkkıdır. Omurgalılar şubesine yer alan iki canlı aşağıda verilmiştir. Bu iki canlıda görülen ortak özellik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Metamorfoz geçiren kurbağa olacaktır. Değişken vücut asılı olan hem kurbağa hem timsahtır. Deri solunumu yapma kurbağalarda gözlenecektir. Dış döllenme yine kurbağalarda vardır. Vücutlarında keratin yapılı pul bulundurma timsahlarda gözlenecektir. İkisinde görülen ortak özellik B şıkkında verilmiştir. Bir canlı türünde aşağıdaki özelliklerden hangisinin görülmesi canlı türünün protist aleminde yer almadığını kanıtlar demiş. Ototrof beslenme olabilir, tatlı suda yaşama olabilir, spor oluşturma olabilir, yine pasif olarak hareket edebilirler. Fakat plazmid DNA'ya sahip olma protist aleminde yer almadığını kanıtlayacaktır. Çünkü protist alemi ökaryot hücre yapısına sahiptir ki plazmid DNA prokaryot yapılı canlılarda görülecektir. Çekirdeği olmadığı için DNA'sı sitoplazmada bulunacaktır ve plazmid DNA şeklinde bulunacaktır. O zaman cevabımız E şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z canlılarının sahip olduğu bazı özellikler verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z canlılarının yer aldığı canlı grupları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Baktığımda ökaryot hücre yapısına sahip olan canlının sadece X olduğunu gözlemliyorum. Y ve Z ökaryot hücre yapısında değilse prokaryot hücre yapısındadır. O zaman Y ve Z bakteri ve arke olmalıdır. Peki DNA'nın histon proteinlerine sarılı olmasında Z'nin artı olduğunu gözlemliyorum. O zaman hangisinde vardı? Arkelerde vardı bu özellik değil mi? DNA'lı histon proteinlerine sarılıydı. Hatta bu özellikleriyle ökaryot hücrelere benziyorlardı. O zaman Y'ye de direkt bakteri dedim. Z'ye de arke dedim. X ne oldu? Şimdi ona bakalım. X'in kontraktil kofolu var. Heterotrof besleniyor ve DNA'larına histon proteinleri sarılı. Şimdi baktığımda eleyerek girelim. Y'nin öncelikle bakteri olduğunu buldum. Z'nin de arke olduğunu buldum. Ne olabilir? Bitki midir? Protistler midir? Bakın ne diyor? Heterotrof beslenme diyor ama burada örnek olarak bitki vermiş. Bitkiler ototrof canlılardır. O zaman bu da gitti. Cevabım protistler oldu. Yani cevabım A şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda canlıların ortak özelliklerinden bazıları verilmiştir. Tabloda numaralandırılan özellikleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bir numaralı olay homeostaziyi sağlar. Evet, boşaltım olayı homeostazi yani iç dengeyi sağlayacaktır. Doğrudur. İki numaralı olay canlıların tamamında mitokondri organelinde gerçekleşir demiş. Ama tamam dediği için gitti. Neden? Çünkü mitokondri organeli ökaryot yapılı hücrelerde bulunacaktır ki prokaryot hücre yapısına sahip canlılarda mitokondri organeli yoktur. O yüzden bu ifadem yanlış oldu. 3 numaralı olay hayvanlarda genellikle aktif olarak gerçekleşir demiş. Hareket evet bacaklarıyla ya da kanatlarıyla değil mi aktif olarak yer değişimi gerçekleşecektir. 4 numaralı olay kalıtsaldır demiş. Adaptasyon canlının yaşama şansını artıran kalıtsal özellikleriydi. O zaman kalıtsal ifadesi doğru bir ifadedir. Ve 5 numaralı olay canlının yaşamı için zorunluyken yani canlı beslenmek için zorunluyken 6 numaralı olay canlının yaşaması için zorunlu değildir. Canlı beslenmelidir, enerji ihtiyacı vardır ama canlı yaşamını devam ettirmek için üremek durumunda değildir. Cevabım da B şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda omurgasız ve omurgalı hayvanlara ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre numaralandırılan özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?
Açık kan dolaşımı omurgasızlarda vardır. Omurgaların hepsinde kapalı kan dolaşımı görülmektedir. Yoktur demiş. O yüzden birinci özellik doğru. Kemik ve kıkırdak yapılı iç iskeleti biz omurgalılarda gözlemliyoruz. Omurgasızlarda yok. O zaman iki numaralı özellik de doğru. Üç numara. Sinir şeridinin sırt bölgesinde bulundurma omurgasızda değildir. Omurgalı da vardır. Omurgasız da karın bölgesinde bulunmaktır. Yani yoktur. O zaman 3 numaralı özellik yanlış. 4 numara akciğer solunumu yapma yine omurgasızda vermiş. Omurgalı da yoktur demiş. Halbuki omurgasız canlıların akciğeri yoktur arkadaşlar. O zaman bu yanlış oldu, değil mi? Cevabım da 4 de yanlış olduğu için 3 ve 4 yanlıştır. O da D şıkkında verilmiştir. Aşağıda ver şemasında hayvanlar alemini oluşturan X ve Y canlı sınıflarına ait bazı özellikler verilmiştir. Şemayı inceleyen öğrencilerden bildiğini vermiştir. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgi yanlıştır demiş. Şimdi grafiğe baktığımda X'in kapalı kan dolaşımına sahip olduğunu, Y'nin ise kitin yapılı dış iskelete sahip olduğunu gözlemliyorum. Ortak olarak ise ikisi de metamorfoz geçirmektedir. Şimdi o zaman neyi söyleyebilirim? Her ikisi de metamorfoz geçiriyorsa o zaman biri omurgalı hayvanlar, diğeri de omurgasız hayvanlar sınıfına dahil olabilir mi? Evet. O zaman omurgalı hayvanların ben kapalı kan dolaşımına sahip olduğunu biliyorsam, o zaman X'in tarafına omurgalı hayvanlar desem, diğer tarafa da omurgasız hayvanlar desem olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü omurgalı hayvanlardan kurbağalar metamorfoz geçirirken, omurgasız hayvanlarda da kelebekler, ki bunlar da eklem bacaklar grubuna dahil oluyordu, metamorfoz geçirmektedir. Ortak noktaları da budur. Şimdi Buse diyor ki, X canlı sınıfını oluşturan canlı türleri larva döneminde solungaç, ergin dönemde akciğer ve deri solunumu yapar. Kurbağaların özelliklerinden bahsediyor. X de zaten omurgalı hayvanların iki yaşamlar grubunu belirtiyordu bize. O zaman bu ifadesi doğru olacaktır Buse'nin. Şevval diyor ki, Y canlı sınıfını oluşturan canlıların tamamında kana kırmızı rengini veren hemoglobin pigmenti bulunur diyor. Ama Y canlı sınıfı omurgasız hayvanlardı. Omurgasız hayvanlarda öyle bir durum hepsi için söyleyemeyiz. Neden? Örneğin karidesler, yengeçler bunların da kanı mavi renktedir. Bunlar da bir örnektir. Ebrar X canlı sınıfını oluşturan canlı türlerinde pullu deri büyümeyi engellediğinden gömlek değişimi görür demiş. Bu da yanlış olacak. Çünkü X canlı sınıfının ne olduğunu söyledik. İki yaşamlardan kurbağaları olduğunu söyledik. Fakat gömlek değişimi sürüngenlerde gözlenmektedir. O yüzden bu da yanlış bir ifademiz oldu. Hangisi yanlıştır dediğimizde cevabımız Şevval ve Ebrar olan E şıkkı olmalıdır. Aşağıda bilimsel bir kaynaktan alınan bilginin bir cümlesi verilmiştir. Buna göre bu cümlenin devamında ifadelerinden hangileri yer alabilir? Kaktüsler kurak ortamlara uyum sağlamış bitkilerdir demiş. O zaman gövde su depolayan özel dokular geliştirmiş midir? Evet, bakın kurak ortama uyum sağlamış, suyu depolayacak, doğru. Yaprak yüzeyinde terlemeyi sağlayan gözenek stoma denilen açıklıklardan bol miktarda bulunur demiş. Kurak bölgede ise terlemek için stomaları çok olur mu? Hayır, çok az miktarda olur, hatta bazılarında bulunmaz bile. O zaman bu ifade yanlış olacak. Bu özellik nemli ortamlarda bulunan bitkilerde gözlenecektir. Bu bitkiler fotosentez yapamazlar demiş. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Tabii ki de fotosentez tepkimesi gerçekleştirebilecektir kaktüslerde. Çünkü klorofil pigmentine sahiptir. Cevabım yalnız bir olmalıdır. Aşağıda tren ile yolculuk yapacak canlılar harflerle gösterilmiş ve bu canlılara ait sadece bir özellik verilmiştir. Harflendirilen canlılar tren vagonlarına ikişer ikişer bindirileceğine göre vagonlarda yer alan yolcular aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Bakıyorum, çok hücrelidir demiş PD. O zaman çok hücreli olan hangileridir? Hayvanlar ve bitkiler çok hücrelidir. Glikojen depolayan glikozun fazlasını hayvanlar ve bakteriler glikojen şeklinde depolayacaktır. Sitoplazmada halkasal DNA bulunduran prokaryot yapılı olmalıdır. Burada da bakteridir. Selloz yapılı yüce çeperi bulunduran bir bitki olmalıdır. O zaman 2 numaradır. Peptidoglikan yapılı yüce çeperine sahip olan
bakteridir tabii ki de ve tohum ile üreyen bir bitkidir diyoruz. Şimdi sadece ikişer özellik vereceğiz, buna dikkat edelim. Bir numara kimde var? P'de var ve R'de var. Doğru mu? O zaman bir numara için P ve R diyorum. İşaretledim. Diğerlerini eliyorum. Devam ediyorum. 2 numara. 2 numara nerede var? Bakın P'de var ama P'yi kullandım. Burada atladım. O zaman T'de var ve Y'de var. T ve Y dedim. Devam ediyorum. 3 numara. Bakın R'yi kullandım. O yüzden burada var. S ve V olacak. S ve V de burada verilmiş. O zaman cevabım C şıkkı olmalıdır.